GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün OPEC toplantısı ile ilgili son beklentiler nedir? Bununla ilgili bir eğitim gerçekleştireceğiz. Viyana'da bugün başlayan ve yarın sona erecek olan OPEC toplantısı ile ilgili son durum ve beklentiler nedir? Bununla ilgili bir eğitim gerçekleştireceğiz. OPEC örgüt bazında dünyanın en büyük petrol üreticisi kartel konumunda yer alıyor. Ve bu nedenle de örgütün alabileceği kararlar küresel petrol arz talep dengesinde önemli ölçüde, çok kritik ölçüde değişikliklere yol açabilir. Alabildiği takdirde bu kararları. Bu nedenle de petrol piyasası için en önemli gelişmelerden biri olan bu başlık yakından takip ediliyor enerji piyasasında. Toplantı bugün başladı. Fakat toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama şu ana kadar gelmiş değil. Zaten asıl kritik toplantıda yarın gerçekleşecek. Yarın gerçekleşecek toplantıda öncelikle OPEC üyeleri arasında bir toplantı gerçekleşeceğini ve takvime baktığımızda OPEC takvimine sonrasında ise saat 17'de OPEC ve OPEC dışı üyelerin bir araya geleceğini görüyoruz. Özellikle OPEC ve OPEC dışı üyelerin bir araya, bir araya gelerek yaptığı görüşme toplantı çok daha kritik öneme sahip. Çünkü biliyorsunuz yılbaşından yıl başından bu yana OPEC, Rusya ve 9 ülke daha örgüt dışından petrol üretim kısıntısı uygulayarak bir kota kararı uygulayarak üretimi dizginlemeye çalıştılar bir anlaşma ile birlikte ve hala devam eden bir anlaşma söz konusu Mart 2018'e kadar sürmesi planlanıyor ve bundan sonra ne olacağı da oldukça kritik kararla birlikte ne olmuştu onu da belirtelim OPE çok bel bağlanmıştı beklentiler çok yoğundu. Ee, bu karar öncesinde ve petrol fiyatlarında bir miktar canlanma görülmüştü. Ancak OPEC'in aldığı bu karar, yoğun beklentiler nedeniyle hayal kırıklığı yaratmıştı ve petrolde sert düşüşler görmüştük OPEC kararı sonrasında. Ancak şunu bilmekte fayda var: OPEC'in amacı, geçici olarak petrol fiyatında canlanma sağlamak değil, küresel petrol stoklarının 5 yıllık ortalamaya yaklaştırılması. Ve şu anda bunu başarmış durumda ve bunu başarmasıyla birlikte de tabii zaman zaman 5 yıllık ortalamanın altına ve üstüne sarkabiliyor ama yakaladı bu ortalamayı sonuç itibariyle. Ve bunun yakalaması da bu arz talep dengesini dengeye sokan, dengeye getiren unsurlardan birisi. Ki 60 doların üzerine tırmanan petrol fiyatıyla da bunu görüyoruz. Ancak aslında şu da var tabii 60 doların üzerine tırmanmasındaki en büyük faktörlerden biri OPEC'in yarın gerçekleştireceği bu son toplantı da alınabilecek kararlara yönelik beklentiler. Peki bu beklentilerle ilgili senaryolar ne? Şimdi öncelikle net bir tablo kesinlikle yok. Sadece önceki yapılan açıklamalar ve bugün gelen bazı açıklamalar var. Şunu net olarak biliyoruz. Rusya tarafına sadece bakacak olursak Rusya Enerji Bakanı Novak mevcut anlaşmanın uzatılmasına sıcak baktıklarını açıklamıştı. Bu anlaşma neydi? Yaklaşık 1.8 milyon varillik azaltım tüm bu 10 ülke ve OPEC üyelerinin üretimi miktarında. 1.8 milyon ki bu rakam aslında çok önemli düşük bir rakam gibi görünüyor ama küresel arz talep dengesinde açığı kapatabilecek bir rakam bu. Bu nedenle oldukça kritik. Bir yıl öncesine göre şu an Rusya sadece Rusya 300 bin varil daha az petrol üretiyor. OPEC ise 700 bin varil yaklaşık. Bu oldukça önemli bir rakam. Rusya bu anlaşmanın uzatılmasına sıcak baktığını açıklamıştı daha önce. Bunun dışında herhangi bir adım, yani bu üretim kısıntısının, üretim kotası diyelim biz ona, o üretim kotasının daha da aşağı çekilmesine karşı çıktıklarını belirtmişti. Ve hatta şunu da belirttiler, e, görüş birliği bu anlaşmanın, mevcut anlaşmanın uzatılması yönünde şeklinde bir açıklama geldi Rusya tarafından. Ama şöyle bir durum da var Rusya ile ilgili. Rusya yüksek petrol fiyatlarını destekleyen bir ekonomi bütçe açıklarını kapatmak istemesi nedeniyle ki özellikle de Ruble'nin zayıf seyri ve Mart 2018'de yani bu anlaşmanın biteceği tarihte Rusya'da seçimlerin gerçekleşecek olması oldukça kritik. Siyaset de işin içine giriyor yani e bu nedenle Rusya'nın nasıl bir tutum sergileyebileceği gerçekten sürpriz olarak karşımıza çıkabilir daha fazla adım isteme ihtimali de var. Her ne kadar Novak Enerji Bakanı Rusya'nın bu şekilde önceden açıklamalar yapsa da siyasi bazı hamlelerin gerekmesi durumunda başka senaryoları da destekleyebilirler. Bunun dışında Suudi Arabistan tarafında biliyorsunuzdur son zamanlarda bu yolsuzluklarla ilgili birçok gözaltı olduğu prensler gözaltına alındı, tutuklandı. Bugün 1 milyar dolar kefalette birisi serbest bırakıldı örneğin. Oldukça kritik bir süreç var. Ama şunu biliyoruz. Suudi Arabistan lideri değişsin, değişmesin. Politikalar kolay kolay değişmiyor. Ve Suudi Arabistan dünyanın üç büyük üreticisinden biri olarak yine yüksek üretime devam edecektir. Ancak düşük petrol fiyatından en çok yer alan ülkelerden biri konumunda da kendisi yer alıyor. Bu nedenle bu Petrol stoklarının 5 yıllık ortalamanın üzerine çıkartılması, yakalanması hususunda en büyük desteği sunacaklardan birisi Suudi Arabistan olarak görünüyor. Şimdi burada e, bir ihtimal daha var fakat bu ihtimal pek e, yani günlük hareketler dışında tüm bu geride bıraktığımız sene fazla bir etkisi olduğunu görmedik ama Nijerya, Irak gibi ülkelerin muaf tutulabileceğiyle ilgili açıklamalar da geliyor. En azından bu da ihtimaller arasında yer alıyor. Bu ülkelerin üretim miktarları aslında önemli. Ama dediğimiz gibi geçici dönemlerde değişim gösteriyor. Örneğin terörle ilgili çok uğraştıkları için bazı dönemlerde aksıyor, bazı dönemlerde düzeliyor ve günlük hareketleri genellikle etkiliyorlar. Şu an için en önemli iki tane senaryo şu. Mart'ta biteceği için mevcut anlaşma Haziran toplantısına dek tekrar bir uzatma gerçekleşebileceği, tekrar değil ilk uzatmanın gerçekleşebileceği yönünde bir senaryo var. Yani bu üretim kısıntısıyla uygulanan kotanın Haziran ayına kadar uygulanma ihtimali güçlü senaryolar arasında yer alıyor. İkinci senaryo ise güçlü olan senaryo yine aynı güçte olan senaryo. Mevcut anlaşmanın bitiminden sonra mevcut bu petrol cari fiyatların yeterli görülmesi nedeniyle bunun yol açtığı güven nedeniyle haziranda bir gözden geçirmenin gerçekleşebileceği ile ilgili beklentilerde yoğunlaşmış durumda. Her iki ihtimalde de öncelikle petrol fiyatında Beklentilerin yoğunluk kazanması nedeniyle bugüne kadar çünkü üretim anlaşmasının derinleştirebileceği ile ilgili beklentiler var. Uzatılmasıyla ilgili beklentiler var. Sadece son günlerde haziranda gözden geçirebileceği ile ilgili bir beklenti söz konusu. Bu da petrol fiyatını baskıladı ama baskılayanlar arasında ABD üretimi ile ilgili endişeler de var. ABD üretimi agresif şekilde devam ediyor çünkü. Bu nedenle OPEC kararında üretim derinleşmesi dışında, üretim kısıntısının derinleştirilmesi dışındaki herhangi bir karar ilk etapta hayal kırıklığı yaratma potansiyeline sahip. Ancak en başta dediğimizi de unutmayalım. Örgütün ve örgüt dışı katılanların yaptığı anlaşmadaki amaç küresel petrol stoklarının 5 yıllık ortalamanın ortalama eğrisinin yukarısına çıkmasına çalışması. Bu nedenle oldukça kritik. Kasım ayındaki toplantı Beklentileri açısından kritik çünkü e, önceki toplantılarda baktığımızda diplerdeki petrol fiyatları söz konusuydu. Herkes gözlerini çevirmişti. OPEC ne karar verecek diye bekliyordu ve ilkini geçmişlerde pas geçmişlerde ikincisinde Suudi Arabistan'da artık destek vererek bir karara almıştı. Ancak bu kez şöyle bir esneklik söz konusu. 60 dolar üzerine tırmanan bir fiyat var, petrol fiyatı var. ABD agresif üretimini devam ettiriyor. O zaten Batı Texas petrolünde etkisini hissettiriyor. Brent petrol daha çok beklentilerden etkileniyor OPEC beklentilerinden. Her ne kadar ABD üretimi agresif şekilde sürse de OPEC ve OPEC dışı bu katılım sağlayan anlaşmaya katılım sağlayan ülkelerin amacı yavaş yavaş da olsa gerçekleşiyor. Bunu etkileyebilecek en büyük unsurlar şu anda hani bunun önüne engel oluşturabilecek en büyük unsur Rusya'da yaklaşan seçimler dedik. Bir de e, Suudi Arabistan'daki bu iç karışıklık. Bu e, oldukça önümüzdeki dönemde etkisini hissettirebilir. Ha bunun dışında şöyle bir sorun da var. ABD üretimi agresif şekilde devam ediyor. Ama ABD üretiminde de Exxon ve Chevron gibi dünyanın en büyük petrol üreticilerinin olduğunu unutmayalım. Bu iki büyük firma üretim maliyetleri açısından da düşük petrol fiyatlarına karşı ve ABD ekonomisinde söz sahibi şirketler bunlar. Bu nedenle OPEC'in alacağı karar ne olursa olsun ABD üretiminden en çok zarar görebilecek iki isimden birçok isimden ikisi ABD tarafında yer alıyor. Bu nedenle bunun da dikkatle takip edilmesinde fayda olacaktır. Belirttiğimiz gibi her ne kadar Novak Rusya Enerji Bakanı ne söylerse söylesin son dönemde özellikle Rusya'nın da anlaşmanın uzatılmasının yanı sıra derinleştirilmesine de katılım sağlayabileceği ile ilgili söylentilerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Bunun dışında da belirttiğimiz gibi Irak ve Nijerya ile ilgili belki muafiyet sağlanması, muafiyetlerin devam ettirilmesi ile ilgili söylentiler söz konusu. Son olarak hani yarın gerçekleşecek son toplantı açıklanacak kararlarla ilgili beklentiler bu şekilde. Sözlü müdahale ile 60 dolar üstü kalıcı olunur mu? Şimdi daha önceki süreçte sözlü müdahalenin pek etkili olmadığını gördük. Petrol fiyatlarında belirttim biraz önce. İki toplantı vardı geçtiğimiz sene. İlkinde herhangi bir şey yapılmamıştı. Sözlü müdahale gerçekleştirilmeye çalışılmıştı. Pek faydası olmamıştı ikinci toplantıda da bunun pek faydalı olmadığını gördük. Çünkü bastıra bastıra söylediler. Amaç 5 yıllık küresel petrol stoklarının 5 yıllık ortalamaya erişmesi ve aşması şeklinde. Fakat piyasa bundan tatmin olmamıştı. Beklenti sonuç arasındaki ilişki de tabi burada oldukça etkili olmuştu. Çünkü çok gündeme gelmişti. Çok beklenti oluşturulmuştu. Ama örgütün amacı orta uzun vadeli olarak etkisini hissettirebilecek bir karardı. Bu nedenle de sözlü müdahalenin neyi temsil ettiği de aslında önemli olacak. Yani Haziran ayına ilişkin beklentiler gözden geçirilecek. Ondan sonra anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek şeklinde olursa bir hayal kırıklığı oluşabilir. Bu kadar beklenti üzerine. Ancak şunu da unutmayalım bu Kısa vadeli bu hayal kırıklığı kısa vadeli etki oluşturuyor genelde. Sonrasında yine küresel petrol stokları 5 yıllık ortalama bunu takip ediyoruz. Ortalamayı yakaladıkça petrol fiyatı canlanabilir. Yarınki beklenti kısa vadede nasıl olur? Sanırım bu sorunun da cevabını verdik şimdi. Yani e, hayal kırıklığı oluşturma ihtimali bir adım daha önde. Eğer herhangi bir şey yapılmaz anlaşma uzatılırsa bile. Ancak şunu unutmayalım, bu orta uzun vadeli amacına destek verebilecek yeni yükselişleri destekleyen düşüşler de olabilir. Teknik analiz çok önemli olacak bu durumda. Sabah akşam analizinde paylaşılan grafikleri incelemenizi öneririm. Daha önce Kasım OPEC toplantısında çıkan sonuçlar ters etki yapmıştı kesinlikle. Aynı tepki bekleniyor mu? Bundan bahsediyorum. Yani piyasayı şu ana kadar bu 60 doların üzerine attı fiyatlar. 60 doların üstüne atan faktörlerin içeriğinin incelenmesi gerekiyor. Bu tabii tek başına mümkün değil ama 60 doları hedeflerken karşımıza çıkan haberler nelerdi? ABD üretiminde stoklarda bu kasırgalar, stoklardaki düşüş bunu destekledi. Destekledi ama bu kısa vadeli bir etkiydi. Bunun dışında OPEC'e yönelik beklentiler, Brent petrol'e bakarsanız net bir şekilde göreceksiniz, OPEC'e yönelik beklentiler ağırlıktaydı. Bunlar arasında da mevcut üretim anlaşmasının uzatılması, hatta zaman zaman dedik, üretim kotasının daha da aşağı çekilmesiyle ilgili beklentiler bura, burada dahil, fiyatlamada dahil. Bu nedenle dese ki yarın anlaşmayı uzatıyoruz mevcut anlaşmayı uzatıyoruz. Bu bile ilk etki olarak ters etki yapabilir dediğiniz gibi. Hayal kırıklığı oluşturabilir. Ama şunu da ekliyorum. Bunun içinde yine başka beklentiler de var. Piyasayı tatmin edebilecek beklentiler de var. Bu anlaşmanın uzatılması durumunda bile. Bu nedenle orta uzun vadeli etkiyi de unutmayalım. Orta uzun vadede hala piyasayı destekleyebilecek bir karar olacaktır bu. Artış yönünde olsa da kalıcı olma ihtimali nedir sizce? Şimdi bunu daha önce birçok yazıda inceledik ama tekrar belirteyim. OPEC ne yaparsa yapsın, 5 yıllık stoklara yaklaştırmaya çalışsa da ortalamaya yaklaştırmaya çalışsa da ABD üretimi çok agresif. 9-10 milyon aralığında sadece kuyu petrolü üretiliyor. Bu Baker Hux'un açıkladığı Cuma günleri petrol kuyu sayısı örneğin. Bunları da takip edebilirsiniz. Bakın bu kuyu sayıları bile pasif petrol kuyu sayıları aktiflerin neredeyse iki katı. Bu ne demek biliyor musunuz? Petrol fiyatı yükseldikçe hala maliyete uygun hale gel geldiği için aktif hale gelebilecek çok fazla kuyu var. Üretim hala artabilir ABD'de. Bu çok kritik bir rakam. E bunun yanında bu yeni teknolojilerle üretilen kaya gazı, kaya petrolü vesaire, hidrolikte çıkarılan başka yöntemler vesaire derken ABD üretimi türev, petrol türevleri olmak üzere 20 milyon varile yaklaşan bir üretim söz konusu. Sadece petrol demiyorum. Petrol türevi, tüm enerji kaynakları burada. Akaryakıt halindeki. Çok kritik rakamlar, çok agresif rakamlar ve bu yeni teknolojiyle sağlanan üretim maliyetlerden de kolay kolay etkilenmiyor maalesef. Bunun nedeninin de tabii araştırılması gerekiyor ama şu anda mevcut durum bunun pek fazla etki etmediğini gösteriyor. Bu nedenle OPEC'e rağmen ABD üretimi çok kritik. Bu yüzden ben hani kalıcı olmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Ancak şunu da unutmayalım. Bir tarafta petrolü yükseltmeye çalışan bir amaç var. Bir tarafta petrolü düşürebilecek bir unsur var sadece amaç yok. Bu da mevcut petrol fiyatının bu 40 65-70 dolar aralığında seyretmesine de neden olabilir. Yani tekrar 27-28 dolarları göreceğiz diye bir şey olmayabilir. Petrol sadece baskı altında da kalabilir. Çünkü 110 dolarlardan 27 dolarlara düşen bir şeyin Sadece yarısına kadar toparladığını gördük. Her şey düzelmiş olsa, buralarda kalmayacaktı tekrar. Tabii hep üretimden bahsediyoruz ama bu arada küresel, küresel büyüme rakamlarının da bu durumu destekleyip desteklememesi çok önemli olacak. Örneğin ABD ekonomisinde biraz önce açıklanan rakamlar iyimser rakamlardı. İkinci okumaya baktık, üçüncü çeyreğin büyümesinde 3.2. Fena bir rakam değil önceki dönemlere göre. Bu da destekleyen unsurlardan biri olabilir tabi orta uzun vadede. Evet soruları yanıtladık gibi görülüyor. Bunun dışında OPEC toplantısı veya toplantı dışında petrol veya Forex veya VOP fark etmez. Bu konularla ilgili sorularınız olduğu takdirde webinar.gcmforex.com adresine iletebilirsiniz. Buradan en kısa sürede. Dönüş yapmaya çalışıyoruz sorularınıza. Hepinize katıldığımız için çok teşekkür eder. Herkese başarılı işlemler. İyi akşamlar dilerim.